Oğlum sivil havacılık yüksek okulu mezunu. Bayram ziyaretine geldiğinde baba böyle bir fikrim var. Bunu Sayın Belediye Başkanımızdan paylaşırsak çok müthiş bir etkinlik olacak. Gençlerimizin ufku gelişecek. Sivil havacılığa karşı merak uyandıralım. İlerleyen yıllarda burada Mersin'de sivil havacılıkla ilgili, havacılık sektörüyle ilgili liseler açılsın diye düşündü. Ve bunu biz Sayın Başkanımızdan paylaştık. Dezavantajlı bölge olarak düşündük. Biz Akdeniz ilçesi sınırları içerisindeki mahallelerimizi 8 tane kapanan belde belediyesi vardı bundan 10 yıl önce. Özellikle bunları seçtik. Çünkü burası her anlamda hizmete aç, hizmete muhtaç insanların toplandığı bir alan. Tarımla uğraşan insanlar var burada. Fabrika işçileri var. Yani ekonomik yönden çok dezavantajlı aile topluluğunun yerleştiği bir semt. İlk amacımız, birinci amacımız bu. Hedefimiz de bu. Dezavantajlı aile çocuklarının uçma sevgisini hissettirmek, onları sivil havacılığa yönlendirmek, ufuklarını geliştirmek, bu etkinlikle özgüvenlerini sağlamalarını sağlamak. Yani özgüven oluyor şimdi. Hiç uçmayan bir çocuğu düşünün. Havada uçan kuş gibi hissediyor kendini. Bir tarafta deniz, bir tarafta yeşillik, ormanlık, narenciye. Yeşille mavinin arasında uçmak bambaşka bir duygu. Çok eğlenceliydi yani. Bindiğinde çok karnıma ağrılar girmişti ve çok heyecanlıydı. Karmaşık duygular içindeydim. İlk bindiğinde heyecanlıydım. Sonra uçak kalkmaya başlamıştı ve birden korku saldı. Ama gerçekten çok mutluydum ve eğlenceliydi. Çok sevinçliydim. Güzeldi. Aslında ilk binince biraz heyecanlandım, korkuyordum. Binince anladım nasıl olduğunu. Yine uçmak çok isterdim. Çok eğlenceliydi. Ya ilk başta çok korkuyordum. Yani uçunca hissettim, çok güzeldi. Hani korkumu yendim, çok güzel bir uçuş oldu bu. Engelliler Derneği'nden de gelenler oldu. Lösemi hastası insanlar da geldi. Şuradan otoban yoldan geçen 70 yaşının üstündeki birkaç tane çiftimizi de uçurduk. Balık avlamaya gidiyorlardı, durdular. Biz uçurur musunuz oğlum dediler. Biz tabii ki memnuniyetle uçururuz dedik. Hedefimiz 400 kişiydi. Önce hedefimiz 200'dü. Başkanımızın talimatıyla bu rakamı biz 400'e çıkardık. Bir 10 kişi kaldı. Onları da uçurup bugün kapanışı yapacağız. Tescile tabi olan Çokof hava araçları sınıfından bir dalıdır. Ağırlık merkezi kaydırma prensibine göre hareket edebilen. Maksimum take-off ağırlığı 450 idi ama yeni bir mevzuat değişikliğiyle 750 kilograma kadar olabilen iki kişilik çok hafif hava aracıdır. Genellikle bütün hava araçlarının hepsi güvenlidir. Hani birbirlerine ufak tefek farklılıkları olsa bile. Ama bizim kullandığımız hava aracının en büyük özelliği kanat yapısının yukarıda ağırlık merkezinin aşağısında olmasından dolayı motoru kapattığımız yani susturduğumuz zaman bile bir uçma süzülme oranının doğrultusunda uçuş yapabilme kabiliyetine sahip. Dolayısıyla eğer sizin iniş yapabilecek bir bölge üzerindeyseniz motoru kapatıp da inebilirsiniz veya motor arızası olduğunda inebilirsiniz. Ayrıca herhangi bir şu ana kadar olmadı ama bir kanatla ilgili taşıyıcı satığın ortadan kalkması durumunda emergency paraşütümüz var. Bu emergency paraşüt kilogram olarak 450 kilogram ve üstünü kaldırabiliyor. Önce hava aracının emniyeti alıyor. Tabii biz içinde olduğumuz için bizi de emniyete almış oluyor.